Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size Okyanus Çağı ile ilgili tekrar görevlerini anlatacağım. Tabi sınırlı bir süre içinde bu görevleri yapabileceksiniz. Keza hepinizin yapmanızı tavsiye ederim çünkü çok güzel verdiği itemler var. 16 Ekim ile 23 Ekim arası yapacaksınız. Yani şurada bir hafta içinde bu görevleri yaptınız. Daha sonra yapamayacaksınız. Hadi lafı uzatmadan video için. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Yama sayfasında da var zaten. Burada köylü, Hario, Cartürk. Burada hepsini sırayla göstermeyeceğim. Yani hepsine sırayla gidersem hepinizin kafası karışır. O yüzden hepsini toplu bir şekilde alacağız bu videoda. Sonra hepsini ne istiyorsa yapacağız. Bir de bu bütün görevleri yapmanız için level 15 üstü level 15 veya daha yüksek boss cadavı görevini yapmanız lazım. Bu da 50 levelde size boss kestiriyor. Calpheon bölgesinde onu da yapmamışsanız artık bir şey diyemeyeceğim. Ana görev yani, onu yapın. Verdiği ödüller de güzel. Yani denizcilik XP'si, burada mercan parçası X100, ne bileyim buradan 50 kütük, aşağı doğru ıstakoz, Margoria koyu demiri falan böyle aşağıya doğru gidiyor. Bunların hepsini seçeceğiz. Neyse. Şimdi şöyle hemen başlayalım. Şimdi birinci olarak şöyle Eperia limanında şöyle üst tarafta şu Pilaberto Falası, artık ismini bile söyleyemiyorum. Şu Goblin arka tarafından şuraya giriyoruz. İçeride hemen Lamiro var. Şu Lamiro amcadan şöyle görev. Tamam. Bu görevi aldık. Buradan Lamberaidans için ticaret kutusunu taşı diyor. Tamam mı? Bunun ticaret kutusu neredeymiş? Şöyle bakalım, hemen arka tarafta. Şöyle arkadan alalım. Tamam, aldık bunu. Şimdi bunu nereye taşıyacağız? Şöyle bir bakalım. İçeri mi götüreceğiz? Bu kadar kısa mı? Ciddi olamazsın. Tamam. Bu görevi bitirdik. Depocudan aldığımız görev dışında bütün görevler her gün yapılabilir. Depocudan aldığımız görev 3 günde bir yapılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan şöyle geliyoruz. Şuradan depocunun olduğu yere atlayacağız. Şimdi bu depocuda bir tane tekrar görev var ama bu tekrar görevi diğer tekrar görevleri gibi değil. 3 günde bir defa yapabiliyorsunuz bu görevi. Şöyle alalım. Tamam. Bu görevin ödülünde size 6. denecilik XP'si veriyor. 50 katkı puanı. Tabi sizden ne istiyor? Dev inci istiricesi topla diyor. Bunu da denizden toplayacağız. Denizden toplamanız için büyülü çapa, normal çapa veya manos çapa fark etmez. Bir tane çapanız olması lazım. Denize gireceğiz. Şöyle deniz kıyafetimi de giyeyim. Tamamdır. Şimdi hemen şuraya yanına geliyoruz. Buradaki köylüden. Köylü amca dur. Tıklayalım şöyle. Şöyle bir tane görev aldık. İkinci görevde de diyor ki Odro ile konuş, bir de eski kazma ver. Bu eski kazmayı malzeme satıcılarından alabilirsiniz. Eperia'da malzeme satıcısı yok. O yüzden Calpheon bölgesindeki şuradaki malzeme satıcısı Geranoa. Buna gelmeniz lazım. Buradan eskimiş kazma alacaksınız. Şöyle ben envanterde göstereyim. Eskimiş kazmayı alacaksınız. Ondan sonra gidip şuradaki NPC'den görevi teslim edeceğiz. Dev istiridyeyi de hemen şu Bayeza Adası'nın sol tarafında, şurada suyun dibinde var. O istiridyenin yerini de size göstereceğim. Hemen aşağı atladık. Şuraya tıklıyoruz. Şuradan görev diyoruz. Büyük Okyanus Söylentisi. Bunu da şöyle alalım. Bunu da aldık. Bu da yine bir adayla sadece görüşeceksiniz. O kadar. Fazla bir şey yok. Buradan devam edelim. Şöyle sahile, iskeleye doğru. Diğer tekrar görevlerini de göstereyim. Şimdi şurada Klan İskelesi sorumlusunda bir tane tekrar görev var. Çoğalma, okyanus yaratıkları diye günlük şey veriyor size. Neydi onun adı? 10 tane Margoria koyu demir, 5 tane siyah altın külçe ve denizcili XP'si veriyor. Ama size Gehaku filan kestiriyor. Yani şuradaki deniz yaratıklarını Eperia yelkenlisi, Fırkateynonlu arkadaşlar o yaratıkları kesebilirler. Ben hiç uğraşmayacağım. Yapacak arkadaşları da kolay gelsin diyorum. Gitmiyorum ya. Okyanusa çıkmıyorum pek. Ben okyanusçu değilim. Neyse şuraya geliyoruz. Şuradan Dius'a tıklıyoruz. Görev. Şurada etkinlik Korsanların Adası istilası. Bu görevi alıyoruz. Görevde bize 50 tane mercan parçası veya 50 tane kütük aldırtıyor. Ve denizcilik beceri XP'si veriyor. Bunu da alalım. Bunu da yaparız. Bu da şuradaki Korsan Adası'ndan 50 tane yaratık öldürme görevi. Ondan sonra şurada Suruk'taki görev. Balıkçı teknesi inşa etmeyi öğreniyor. Bunu diğer görevleri yapıp geldiğimiz zaman alacağım. Çünkü bu görev tek görev değil. Bu görevin bir görev serisi var. Yeni gemiyle yani yeni balıkçı teknesi daha doğrusu onunla ilgili. Şu an bunu almayacağım. Hemen şurada en son tarafa geliyoruz. Şurada Hario. Görev alalım. Sinir bozucu yosun balıkçılığı. Şunu da aldık. Tamam, bunu aldığımız zaman bize diyor ki denizdeki deniz yosunlarını topla. Bize burada ıstakoz veriyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane ıstakoz veriyor. 50 tane de katkı puanı. Hemen şurada suyun içinde. Dilerseniz bunu hemen şöyle toplayalım. Dal dibe. Çapan varsa hemen çapayla toplayalım. Evet. 4 tane topladık. Bir tane daha topladım mı bitecek. Şöyle toplayalım. Tamamdır. Hallettik. Şöyle hemen şu görevi teslim edelim. Eskimiş. Yani eskimiş kazmayı bundan da alabilirsiniz. Hario tekrar görevinden hemen yosun topluyorsunuz. İleriye eski kazmayı teslim edebilirsiniz. Şu sıvı toplayıcıyı atayım. Şunu da atayım. Şu an sadece video gösteriyorum size. O yüzden gerek yok. Şu an elimizde 5 tane ıstakozumuz oldu. Istakozları ne yapacaksınız? Bu ıstakozları ısıtın abi. Tamam, bunları ısıttığınız zaman sıvı yapıştırıcı oluyor. O yüzden şeyde gemi yelken yapımında bu çok lazım oluyor. Yani günde 5 tane veriyor. Bence güzel. Bakın sıvı yapıştırıcı oldu. Kaç tane? 3 tane. 210k tanesi. Bunu kendiniz ısıtabilirsiniz. Şimdi şu bütün görevleri aldık mı? Bir kontrol edelim. Şuradan. Şuradan. Bir saniye. Tamam, bunu aldık. Tamam, okyanus yaratığını kabul etmedik. Bir de en aşağıdaki var. Şu balık teknesi inşaatı. Onu da geldiğimiz zaman yapacağız. Hemen şu adalara gidelim. Bir görevleri bir teslim edelim. Onların yerini de göstereyim size. Yani birinci hedefimiz şuradaki Sevce Adası. Sonra Bayeza Adası. Sonra şuradan İstiridye çıkaracağız. Ondan sonra Korsan Adası'na gideceğiz. Hemen şöyle tıklayalım. Sevce Adası'na doğru yardıralım. Tamamdır. Sevce Adası'na geldik. Şöyle teslim edelim. Sohbet. Al sana eskimiş kazma kardeş. Çok lazımmış. Evet. Mercan parçası. Burada denizcilik beceri XP'si. Benim denizciliğim kaçmış görevi teslim etmeden. Bu karakterin de acemi 9, %7. %7'den %65'e çıkardı. Çok az. Çok az. Diğer görevleri yapsan daha fazla alırsın. Şuradan Bayeza Adası'na da şöyle dümdüz yardıralım. Siz gemiyle de gidebilirsiniz tabii ki. Ben şu an gemim Eperia'da olmadığı için bununla gidiyorum. Evet, Ludwig Adası'na geldim. Şöyle şunu bir konuşalım. Bununla alakası yok. Tamam. Görevi bitirdik. Bu görevi geri buraya teslim edeceğiz. Neyse hemen şuraya suyun dibine dalalım. Şöyle şuraya doğru. İstiridye görevi var. Depocudan aldığımız. Hemen onu istiridyeyi bulayım suyun dibinde. Çıkmadı ya. Ha şu. Pardon. Evet çıkardık. Bir tane de şunu toplayalım. Şöyle. Dev inci istiridyesi. ...91k. Şundan da toplayalım. Tamamdır. Şimdi yukarıya çıkalım. Korsan Adası'na doğru yardıralım. Evet, Korsan Adası'na geldik. Şimdi şunlardan 50 tane öldüreceğiz. Şöyle şuradan başlayalım. Şimdi AP'm yok falan demeyin. O kadar zor değiller. Evet, görevi bitirdik. Şimdi hepsini teslim etmek için Eperia'ya geri gideceğiz. Buraya kadar gelen arkadaşlar üstünde varsa harita parçası, buna basıp biraz yüzdükten sonra tabi burada Eperia limanı çıkar. Oradan doğru Eperia'ya gidebilirsiniz. Orada en yakın köye tıklarsanız sizi gider şeye atar. Lema'ya filan atar. O yüzden şöyle yaklaştıkça basın haritaya, bakın işte. Çıktıysa direkt Eperia'ya kendinizi ışınlayın. Hadi bakalım, orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldik şöyle depocuya, tıklayalım. Tamam. Evet, görevi aldık. Bu görevi 3 gün sonra alabileceğiz. Artık şöyle diğer görevlerimizi de teslim edelim. Tamam, bunu da aldık. Denizcilik çırak 1'e ulaştık. Teşekkür ederim. Şimdi sahildeki görevi de teslim edeceğiz. Ben şuradan mercan parçası diyeceğim. Bu görevde tamam. Klan İskelesi'ndeki görevi söylemiştim zaten. Şuradan Suruk'taki diğer görev, balık teknesi yapmayı öğretiyor. Şu görevi alalım. Direkt oldu. Neden oldu? Ne istiyordu görevde? Suruk'un balık teknesi eğitim var. Eperia ve İskele sonumu. Suruk son zamanlarda büyük okyanusun garip durumlara açılmaya gitmek için birçok yeni balık teknesi ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden eğitimlere başladığını söyledi. Calpheon'un desteği balık teknesi yapmayı başlayan kişilere gemi parçasına verilmiş. Suruk'un balık teknesi yapma eğitimini bitirelim. Direkt bitti yani. Bir şey istemiyor mu görevde? Dur, şunu iptal edersem. İptal ettim. Geleceği inşa eden bir kaptan balık teknesi yapacak mısın? Direkt bitiyor görev herhalde. Bir şey istemedi. Neyse, ikinci göreve geçelim. Benim için tekne yapımı. Tamam, tedarik ediyorlar. Seçmeli. Ha, kayya balıkçı setinden birisini. Tamam, kabul ettik. Ne diyor bize? Şuruk'un yardımıyla balıkçı teknesi mi yap? Ha, evet. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane pardon. Bunun istediği malzemeleri vereceğiz. Kullanabilir kalas. İşaretleyelim. Bronz külçe. Bunu da işaretleyelim. Kuş ağacı kontraplak. Bunu da alalım. Tekne yapımı esansları işçi kiralama. Tamam. Bunu da alalım. Ne diyormuş? Kuş ağacı kontraplak yap. Tamam. Fok iksiri bulgu. Kullan. Bronz külçe sandığını sulka götür. Tamam. İstediği şeyler bunlar. Şöyle bir tıklayalım. Şuraya bir gidelim önce. Kuş ağacını falan yaparız. işçi gözetmenine geldik. İş gözetmenine. Ha, direkt oldu. Buradan istediğim bir tanesini seçebiliyorum. Benim hiçbir işime yaramıyor bunlar. Benim var zaten. Gerek yok yani. Tamam. Üçünü de veriyor. Bu üçünü de ben çöpe atacağım. Benim hiçbir işime yaramıyor. Tamam. Bunu hallettik. İşçi gözetmenle görüştük. Şimdi şuradan balık teknesine bak. Tamam. Balık teknesine de baktık. Şöyle diğer şeyi de seçelim. On tane kullanabilir kalas yap. Tamam. Şöyle onu yaparız. Şunlara bir teslim edelim hemen. Buyur canım ben. Sohbet. Tamam, 25 tane bronz külçe aldık. Güzel. Bu da iyi. Bunu da yaptık. Üstümüzde görevden aldığımız kütük vardı. Şöyle kesmeyi açalım. Koyalım. Şöyle bir kullanabilir kalas yapalım hemen. Tamam. 3 6. Tamam, yaptık. Huş ağacı kontraplak yap var. Bir de onu da yapalım. Şöyle bir saniye. Benim depomda var mıydı huş ağacı? Burada yoktur kesin de. Bir saniye. Şu ne? Huş kereste var. Güzel. Bundan keser yaparız. Fok iksiri. Tamam. Su altında nefes tutma. Burada fok iksirim de var depomda. Onu da hallederiz şimdi. Şunu bir teslim edelim görevi. Tamam. Güzel. Kuş ağacı kontrapla yapacağız. Fok iksirini bulacağız. F2'ye fok iksiri yazarak malzemelerden isterseniz üretebilirsiniz. Veya pazardan fok iksirini de çekebilirsiniz. Bu da size kalmış. Ben şöyle tıklayayım şuradan. Ambar. Bir tane fok iksirini çekelim. Şunları bir koyalım abisine. Yer kaplamasın. Şuradan huşu alalım. Şöyle bir saniye. Nerede bu taşım? Tamam, takalım. Kesme. Tamamdır. Bitirdik. 15 tane oldu. Şuradan fok iksirimizi de içelim. O da tamamlandı. Şunları şimdi şu görevi de teslim edelim. Hop. Pardon, yanlış oldu. Tamam, bu görevi de teslim ettik. Şurada. Evet arkadaşlar, şimdi bütün görevleri teslim ettikten sonra bakın şurada Suruk'un yardımıyla balık teknesi yapar. Size malzemelerin birazını veriyor. Ben Eperia'da şu an başka tekne yapıldığı için Altınova'da yaptıracağım. Geminin hepsini yapmanıza gerek yok. Şuradan tersaneye açtınız. Üretimi yönet. Gemi lisansı. Şuradan balık teknesi. Malzemeleri depoya koydunuz. Herhangi bir işçi. Mesela huş ağacı veya kullanabilir kalas. Şurada. Hepsini yaptırmayacağım mesela. Bir tane koydum. Bir tane. İşe başla diyorsunuz. Tamam. Görev sonra balık teknesinin üretimini durdurabilirsiniz isterseniz. Şuradan devam et. Şuradan istediğinizi alabilirsiniz. Ben buradan hangisini alacağım? şu Pruva'yı alayım. Tamam. Bu görevi de bu şekilde bitirmiş olduk. Tamam. Şimdi şurada Goblin'de yeni bir tane görev var. Onu da göstereyim. Ondan sonra da videoyu burada bitiririz. Evet arkadaşlar, şu Pilaberto Falası, şu görevi yaptıktan sonra günlük falakinin nezaketi. 2 tane kargo teslim edeceğiz. Bunu biliyorsunuz zaten eski görevlerden. Bu ikisini teslim ettikten sonra ekstra yeni bir görev daha geldi. Hemen şunu bir teslim edeyim. Onu da gösterelim. Evet, şu görevi teslim edelim. Bakın hemen yeni bir tane daha görev geldi. Burada etkinlik kaybolan kargo diye. Bu görevi teslim ettiğiniz takdirde isterseniz 40 tane standart karakteriste, 10 tane yeşil mercan kılıçesi, 10 çam kamplamalı kontraplak veya 55 tane çam kontraplak. Ben şuradan standart karakteriste alacağım. Şöyle alalım görevi. Sebastian söyleyemedim de. Şu bir önceki görevin aynısı. Bu kargoyu alıp Klan İskele görevlisine teslim edeceğiz. Bu kadar. Bunu da günlük şu görevi aldıktan sonra alabiliyorsunuz. Şöyle. Tamamdır, aldık. Standart karaktereste görevini de bitirdik. Ondan sonra 3. etkinlik, bu 17 Ekim yani yarına itibaren başlıyor. Sizin Y'ye gelecek. Şurada gemi lisansı Eperia Kalyon. Bundan 6 tane topladığınız takdirde Y'den geliyor bunlar. Şuradan Eperia Kalyon parçası X1 elde edin diyor. Zaten üstüne yazıyor. Bunlardan 6 tane elde ettiğiniz zaman bunun etkinlik süresi ne zamanmış? 17 Ekim 23 Ekim arası. Bir hafta içinde kaç tane alırsınız? 6, yani ikinciye yetmez bile, yani bir tane alabiliyorsunuz. Kullan at, yani dayanıklılığı bittiğinizde aynı balık teknesi gibi bunu da atabiliyorsunuz. Bunun ne özelliği var? Neydi onun adı? Bayağı hızlı gidiyor. Ondan sonra kayıya ekipmanlar falan takılıyor mu takılmıyor mu onu da bilmiyorum. Ürettiğimiz zaman bakmamız lazım. Diğer gemilere kıyasla daha düşük bir savaş yeteneğine ve kapasitesine sahip, ancak oldukça hızlı yeni bir gemi türüdür. Yani bunu da günlük oyunda duraraktan alabilirsiniz. Bunun üretimi de gelir. Şu an ben göremedim. Tersanelere falan baktım ama oralarda göremedim. Evet. Bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım arkadaşlar. Dediğim gibi balık teknesini ürettikten sonra bu görevi gidip oraya teslim edebilirsiniz. Şu an ben bu videoyu yetiştirmem lazım ki sizin de bu görevleri yapın. Nasıl yapıldığını görün. Çünkü bir haftalık bir etkinlik. Yani bir hafta sonra bu videonun pek bir önemi kalmayacak. Evet, umarım yardımcı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.